Yepyeni bir videodan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Watch 9 Elite modelini inceliyoruz. Bir akıllı saatte ne arıyorsanız bu akıllı saatte de Watch 9 Elite'de de bunların hepsini bulabilirsiniz. Mesela bir akıllı saat için ekran çok önemlidir. Özellikle yazıları okuduğumuz zaman, saate baktığımız zaman, güneş altında, içerideyken vesaire ekranın güzel gözükmesi gerekiyor ki saat dandik gözükmesin. Bu ekranımız AMOLED ekran ve çok güzel bir çözünürlüğü de var arkadaşlar. Yani ekran konusunda 10 numara bir akıllı saat. Yine bir akıllı saatte ne istersiniz? Fotoğraflarınızı atmak isterseniz bu akıllı saatte fotoğraf atabiliyorsunuz. Yine aynı zamanda bu akıllı saatin dahili hafızası var. Buna müzik atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Bu müziği attınız, telefonunuz olmadan Bluetooth kulaklığınızı bu akıllı saate bağlayarak da müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz. Yani telefondan bağımsız bir şekilde müzik dinletebiliyor bu akıllı saat sizlere. Ayrıca bu akıllı saatte yine ses kayıtları yapabiliyorsunuz. Burası da çok önemli. Dahili bir hafızası var. Uzun saatler boyunca ses kayıtları alabilirsiniz bu akıllı saatte. Ve tabii ki diğer akıllı saatlerde olan özelliklerimiz var. Mesela NFC var. Yine arama özelliğimiz var. Gelen bildirimlerin hepsini görme gibi bir özelliğimiz var. Yani sorunsuz bir akıllı saatle karşınızdayız. Öncelikle detaylara geçmeden önce bu akıllı saati nasıl elde edebilirsiniz? Nasıl satın alabilirsiniz? Bunlardan bahsedelim. Bu akıllı saat Teknodrom farkıyla sizlere ulaşıyor. Dolayısıyla bu akıllı saati ve buna benzer birçok teknolojik ürünü Teknodrom'un web sitesinden online olarak satın alabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bu akıllı saat ve buna benzer birçok teknolojik ürünle alakalı devamlı olarak paylaşım yaptığımız bir Instagram hesabımız var. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Evet, isterseniz lafı çok uzatmayalım ve akıllı saatimizin detaylarına hep birlikte bakalım. Evet, Watch 9 Elite modeliyle karşınızdayız. Watch 9 Elite modeli şu gördüğünüz akıllı saat, belki de alabileceğiniz en full özelliklere sahip bu akıllı saatlerden biri oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel özelliklere sahip. Zaten kendisini görüntü olarak da belli ediyor. 2.5D kaviste ekranı, çok net bir ekranı, AMOLED ekranı. Birçok özelliği var. Onların hepsine detaylı bakacağız ama öncelikle kutusundan başlayalım. Şöyle bir kutumuz var. Gördüğünüz gibi burada AMOLED detayı yer alıyor. AMOLED demek ekranın çok kaliteli olduğu anlamına geliyor. Renkleri çok canlı gösteriyor. Siyahı çok siyah, beyazı çok güzel ve diğer renkleri de çok canlı gösteriyor ki hemen şuradan siz de görürsünüz. Mesela bu akıllı saatin şu üst tarafında gördüğünüz gibi bir çerçeve var. Çerçeveler siyah zaten, normal bildiğimiz siyah. Ama iç taraftaki siyah, ekrandaki siyahla çerçeveler birbirinden hiç farklı değil. Normal LCD panellerde buradaki siyahlar, yani ekrandaki siyahlar biraz daha beyaz, biraz daha grimsi oluyor. AMOLED olduğu için siyahlar tam siyah oluyor. Çerçeveden ayıramıyorsunuz. Dolayısıyla tam ekran deneyimini şu şekilde, içerisinde bir kablosuz şarj aletimiz çıkıyor. Şöyle bir kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Devamında da akıllı saatimiz çıkıyor. Akıllı saatimizin öncelikle şu rengi var arkadaşlar. Beyaz kordon ve metal renginde gri renkli bir çerçevemiz bulunuyor. Gayet şık, gayet güzel. Rengini göstermek istiyorum size. Bu da siyah modelimiz. Kordonlarımız siyah. Gövde de yine siyah renkli bir malzemeden yapılmış. Metal bir malzemeden yapılmış. Akıllı saat ve gördüğünüz gibi yine siyahlar çok siyah. Ekrandaki siyahlar çok da güzel gözüküyor. Akıllı saati gerçekten tam ekran deneyimini fazlaca yükseltiyor diyebiliriz. Akıllı saatimizin tasarımına baktığımızda tasarım olarak, mühendislik olarak, işçilik olarak hiçbir eksisi yok. Akıllı saatimiz gerçekten gayet kaliteli ve top duruyor arkadaşlar. Şöyle baktığınızda burada bir crown tekerimiz var. Onun altında mikrofon ve onun altında dikdörtgen butonumuz bulunuyor. Bu butonların hepsi çalışıyor. Sol tarafta burada hoparlörümüz bulunuyor. Altta çeşitli sensörlerimiz var. Kayış kilitleri. Burada gördüğünüz kordon kilidi. Bu kordon kilitleri kordonu taktığınız zaman çıkmamasını sağlıyor. Sağlam durmasını sağlıyor. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. Evet, ekranımızdan bahsedelim. Ekranımız AMOLED bir ekran. Dediğim gibi az önce bahsettim.
AMOLED ekran renklerin çok canlı gözükmesini sağlıyor ki gördüğünüz gibi burada siyahlar çok canlı ve diğer renklere baktığımızda da diğer renklerin parlaklığı, canlılığı da çok güzel arkadaşlar gerçekten. Yani bir akıllı saat alacaksanız ekranının AMOLED olması çok çok önemli detaylardan biri, bence hatta en başında geliyor diyebiliriz. Bu akıllı saatin ekranı da böyle arkadaşlar. Çözünürlüğü de çok yüksek, pikselleri falan görme okuma şansınız da yok arkadaşlar. Evet, ekran detaylarımız bu şekildeydi. Tasarımımız da böyle. Bir kullanımına bakalım. Dediğimiz gibi burada bir kran tekerimiz var. Bu kran tekerimize bastığımızda menüye giriyoruz arkadaşlar. Tekrar bastığımızda da ana menüye dönüyoruz. Alttaki kran tekerimize bastığımızda kontrol merkezine ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi burada birçok detay yer alıyor. Şöyle kontrol merkezimizi bir daha gösterelim. Tabii buraya artı ekleyebiliyoruz. Burada SOS ekleyebiliyoruz. Konumlandırma kayıt özelliği mesela buradan kısa yola ekleyebiliyoruz. Devamında bu şekilde ekledikten sonra tamamlandı diyebiliriz mesela. Artık buradan kayıt özelliğine kısa yoldan ulaşabiliyoruz. Yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımızda bildirimlere gördüğünüz gibi ulaşıyoruz arkadaşlar. Aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımızda İkinci ekran kısa yollarımız geliyor. Gayet güzel burası da. Soldan sağa doğru kaydırdığımızda bölünmüş ekran. Sağdan sola doğru kaydırdığımızda da widget'lara ulaşıyoruz. Burada birçok widget da mevcut. En sona gidip artıya basarak çeşitli widget'lar da ekleyebilirsiniz. Kran tekerimize bastığımızda menüye ulaşıyoruz demiştik. Menüleri göstermek istiyorum. Şöyle şelale menü stilimiz var. Çok güzel bir menü stili. Ayrıca akıllı saat çok hızlı arkadaşlar. Donma kasma asla yapmıyor. Ekran geçişleri, menü geçişleri de çok güzel. Şuradaki kran tekerine iki defa bastığınızda ardı arda menüler arasında geçiş yapıyor. Yani değişik menü stilleri de görebiliyorsunuz. Burada da liste menü stilimiz. Farklı bir menü stili daha. Burada da yine bir tane daha var. Burada da farklı bir stil var. Burada yine eski nesillerde aşina olduğumuz bir menü stili var. Ve son olarak şelale menü stilimize geri döndük. Biz liste menü stiline gidelim. Buradan detayları birazdan anlatacağım. Ana ekranımıza geldik. Temalar var burada arkadaşlar. Temaları tabii uygulama üzerinden istediğiniz temaları yükleyebilirsiniz. Birazdan uygulamayı da göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Toplamda 9 tane farklı tema görebiliyorsunuz. Hepsi de çok güzel ve animasyonlu temalar arkadaşlar. Hatta buradan sizlere birkaç tane daha göstermek istiyorum. Bazıları dokunmatik duyarlı oluyor. Şöyle bastığımız zaman gördüğünüz gibi farklı stillere dönüşebiliyorlar. Yine burada da çok güzel temalar mevcut. Üstteki nokta bizlere bildirimlerin, okunmayan bildirimlerin olduğunu gösteriyor ki burada yine bildirimlerin yanında kırmızı bir nokta görüyorsunuz. Kırmızı nokta o bildirimleri okumadığımızı gösteriyor. Bildirimlerden bahsetmişken hemen gösterelim. Bu bildirimlerde arkadaşlar Türkçe dil desteği, Türkçe karakter desteği mevcut. Sorunsuz bir şekilde tüm sosyal medya bildirimlerini de alabiliyorsunuz. Evet, akıllı saatimizin bir de menüsünde neler var onlara bakalım. Şöyle gördüğünüz aktivite, burada spor dallarımızı görebiliyoruz. Birçok spor dalımız mevcut arkadaşlar. İkinci kısımda bildirim bölümünü görüyoruz. Oradan bahsetmiştik. Aktivite bölümünde burada aktivite, günlük aktivite kayıtlarını görebilirsiniz. Menüler, temalar çok güzel bu arada. Müzik kısmına gelelim. Burası önemli. Şimdi bu akıllı saatin dahili bir hafızası bulunuyor. Dolayısıyla bu akıllı saate müzikleri, MP3'leri atabiliyorsunuz. Şöyle buradaki 3 noktaya tıklıyorsunuz. Oyun moduna giriyorsunuz. Bluetooth işaret ise telefonunuzdaki müzikleri çalıyor. Eğer ki yerel modu seçerseniz burada saatinize attığınız müzikleri çalabiliyorsunuz. Ayrıca şuradaki kulaklık moduna gelerek de telefonunuzdan bağımsız bir şekilde bir kulaklık bağlantısı oluşturabilir ve dahili müzikleri, yani akıllı saatinize attığınız müzikleri buradan dinleyebilirsiniz. Bu da çok güzel. Yani bir spora çıktığınız zaman yanınıza telefonunuzu almadan Bluetooth kulaklığınızı saate bağlayarak müzikler dinleyebiliyorsunuz. Çok güzel özellikler bunlar arkadaşlar. Buradan çıkıp telefon bölümüne geldik. Arama kayıtları üstten görüyorsunuz. İletişim kısmında eklediğiniz kişiler var. İstediğiniz kadar kişi ekleyebiliyorsunuz. Gayet de güzel bir özellik olmuş arkadaşlar. Tuş takımı buradan istediğiniz numarayı ekleyebilir, arayabilir. SOS'te acil numaralar kişisi ekleyebilirsiniz. Evet, buradan geri gelelim ve iletişim kısmına gelelim. İletişim kısmında da yine eklediğimiz rehberi görebiliyoruz buradan. Kronometre buradan açabiliyoruz.
Güzel bir teması var bu arada kronometrin, gördüğünüz gibi. Temalar güzel. Oyunlar bölümüne geldiğimizde burada herhangi bir oyun yok. Uygulama üzerinden oyun kurabiliyoruz. Konumlandırma uygulama üzerinden konumumuz belirliyor. Yani saatimizin konumunu kullanarak burada bir konum belirleme yapabiliyor. Nefes egzersizi var burada. Zamanlayıcı açabiliyoruz. Hava durumuna buradan bakabiliyoruz. Hava durumu detayları, bir haftalık hava durumuna buradan bakabiliriz. Tansiyon ölçüyor. Kandaki oksijen miktarını ölçüyor. Şöyle başlattığımızda 30 saniyelik bir ölçüm yapıyor. Uykumuzu ölçüyor. Alarm hesap makinesi. Burada yine orijinal bir teması mevcut. Kamera kısmında akıllı saatimizden telefonumuzun kamerasını kontrol edebiliyoruz. Uygulamaların kare kodlarını ekleyerek yine kısa yoldan bu ödemeleri yapmanızı sağlıyor. Telefonumu bul, buradan telefonumuzu buluyoruz. Evet, mesaj bölümüne geldiğimizde burada titreşimleri açıyorsunuz. Aynı zamanda tema kısmına geldiğimizde burada tema stillerini kısa yolda görebilirsiniz. 6 farklı tema stilini buradan seçebiliyorsunuz. Ses kontrolü, sesli asistanı çalıştırabiliyorsunuz. Android kullanıyorsanız Google Asistan, Apple kullanıyorsanız da Siri'yi buradan çalıştırabilirsiniz. Kayıt özelliği, burası önemli. İstediğiniz kadar kayıt yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi açtık, bastık kayda. Şu anda kayıt yapıyor. Uzun süreler boyunca kayıt alabilirsiniz arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde. Şuraya bastığınızda da eski yaptığınız kayıtları dinleyebilirsiniz. Ayrıca hoparlör de çok yüksek bir ses veriyor. Gayet güzel sesler de alabilirsiniz hoparlörde. Kadın adet döngüsünü buradan takip edebilir. EKG'ye buradan bakabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi akıllı saatte çok fazla şey var. EKG ölçümü buradan yapılabilir. Uygulama pazarı, buradan diğer uygulamalara da girebilirsiniz. Kompas dediğimiz, şurada pusulamız mevcut. Pusula özelliği de var yani bu akıllı saatte, gördüğünüz gibi. Çok stabil çalışıyor. Fotoğraf albümü, burası önemli arkadaşlar. Uygulama üzerinden fotoğraflarınızı buraya atabilirsiniz. Şu şekilde bastığınızda fotoğraflar gözüküyor. Evet, farklı farklı fotoğrafları buradan görebilirsiniz. Evet, kompas, yine pusulayı buradan görebilirsiniz. E-kitap, yani bu akıllı saatin tabii ekranı e-kitap okumaya çok müsait değil ama isterseniz uygulama üzerinden bir e-kitap ekleyip okuyabilirsiniz boş vakitlerinizde. Termometre burada sıcaklık ölçümünü yapıyor. ChatGPT özelliği, tabii ki bunlar yabancı dillerde çalışıyor. Türkçe'de çalışmıyor ama ChatGPT özelliği de var. İngilizce biliyorsanız sorunsuz bir şekilde bu özelliği kullanabilirsiniz. Diller kısmında saatin dilini ayarlayabilirsiniz. Buradaki kare kod uygulamayı okutabilirsiniz. Uygulamayı, saati uygulamaya tanıtabilirsiniz. Kapatıp şuradan da ayarlara girebiliyorsunuz. En altta ayarlarımız vardı, bir daha girelim. Ayarlara girdiğimizde burada bildirimlerle ilgili ayarlar yapabilir. Evrenselde yine burada detaylı ayarlar yapabiliriz ki burada depolama alanımıza da bakabiliyoruz buradan arkadaşlar. İstersek biçimlendirme yaparak da silebiliriz. Fabrika ayarlarına yeniden başlat, kapatmayı buradan yapabiliyoruz. Rahatsız etme özelliğimiz var. Onu buradan aktif edebiliriz. Karartma dediğimiz, yine akıllı saatimizin ekranı ile ilgili tüm ayarlar buradan yapılabilir. Dinamik adayı da buradan aktif edebiliriz. Dinamik ada bu tarz akıllı saatlere gelen yeni bir özellik. Açık bir ekran açayım. Oradan daha güzel görürsünüz dinamik adayı. Gördüğünüz gibi şöyle bir dinamik adamız var. Dinamik ada ne işe yarıyor? Evet, dinamik ada da bildirimleri görebilir. Müzik açtığınızda müziği de yine oradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Jest kontrolü kısmında elinizde kolunuzda yine kontroller yapabiliyorsunuz. Devamında stil bölümü menü stiliydi. Ses ve dokunma bölümünde ses ayarları ve titreşim ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Pin kilidi kısmında saatin ekranına şifre ekleyebiliyorsunuz. Anahtar tanım bölümünde de buradaki butona çeşitli görevler ekleyebiliyorsunuz. Görevini değiştirebiliyorsunuz. Güç tasarruf modu, başucu lambası ve zaman ayarlarını da yine buradan yapabiliyorsunuz. Saatimizin genel kullanımı bu şekildeydi. Bir de uygulamasına bakalım. Uygulamamızın adı M-Active Pro. Bu akıllı saatlerde şu uygulamayı kullanacağız arkadaşlar. Çok stabil, çok düzgün ve basit bir uygulama. Marketlerden bu isimle indirebilirsiniz. Evet, burada uygulamamızın ana ekranını şuradan görebilirsiniz. Burada çeşitli
özetlere ulaşıyoruz. Akıllı saatimizle ilgili özetler buradan görebilirsiniz. Oksijen, tansiyon vesaire hepsini buradan görebilirsiniz. Buradan spor modunu aktif edebiliriz. Yani manuel olarak da bir spor modu aktif edebilir, buradan açabiliriz. Teçhizat bölümüne geldiğimizde asıl bölüm burada arkadaşlar. En üstte cihaz ekle bölümü var. Buradan cihazınızı ekleyebilirsiniz. Tabii ki de Bluetooth ayarlarınızı açarak. Şöyle geldiğimizde yüz pazarını izle. Bunlar temalarımız oluyor arkadaşlar. Temalarımız burada birçok temada mevcut arkadaşlar. Şurada temaların isimleri var. Kartunlar, çizgi filmler buradaymış mesela. Birçok çizgi film karakterini buradan indirebilirsiniz. Birçok tema yine buradan ulaşabilirsiniz. Yavaş yavaş hepsi yükleniyor. Dediğim gibi çok fazla tema seçeneği buradan görebilirsiniz. Şurada saat yüzüme geldiğinizde 3 farklı tema stilinde kendiniz oluşturabilirsiniz. Mesela şöyle yapıyorsunuz. Burada herhangi bir fotoğrafınızı tema olarak yükleyebilirsiniz. Şuradan albümlerinizi, fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. 5 farklı fotoğrafı buradan seçerek fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. Bu da çok güzel bir özellik. Her akıllı saatte yok bu özellikler. Video kadranları da kısa bir videonuzu yine buraya saatinize tema olarak yükleyebilirsiniz. Bir tane isterseniz deneyelim, beraber gösterelim. Şuradaki Spider-Man'i indirmek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu anda tema yüklendi. Gayet de güzel duruyor. Ekran çok iyi olduğu için renkler çok güzel, çok tatlı duruyor arkadaşlar. Şöyle geri geldik. Uygulama pazarı. Ayrıca buradan sizlere oyun göstermek istiyorum. Çok güzel oyunlar var. Oyunlar şu şekilde, akıllı saatimizi bir oyun konsolu olarak da, gamepad olarak da kullanıp oyun oynayabiliyorsunuz. Güzel oyunlar mevcut. Hemen bir tanesini sizlere göstermek istiyorum. Evet, şu anda oyunumuz açıldı. Gördüğünüz gibi saatimizin ekranı şöyle oldu. Buradan hemen play'e basalım ve oyunumuzu açalım. Bir basket oyunu arkadaşlar. Kolumuzu oynatarak gördüğünüz gibi bir basket attık. Şu şekilde atıyoruz. Hop. Hop, bir tane daha. Hop, bir tane daha. Hop, bir tane daha. Bu şekilde gayet zevkli, eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Bu akıllı saatiniz bir oyun konsoluna dönüşüyor. Aşağı doğru indiğimizde uygulama pazarı var. Buradan çeşitli uygulamalar ve oyunlarda akıllı saatimize indirebiliriz arkadaşlar. Birçok oyun burada görüyorsunuz. İstediğinizi indirebilirsiniz. Bildirim kısmı çok önemli burası arkadaşlar. Ayrıca bu akıllı saatin uygulamasını telefonunuza kurduğunuz zaman her türlü izne onay vermeniz gerekiyor. Bildirim kısmına girip çağrı bildirimi, SMS bildirimini açmanız gerekiyor. Ayrıca buradan bildirim istediğiniz veya istemediğiniz uygulamaları da seçebilirsiniz tek tek. Kalp atış hızı burada ayarları açabilirsiniz. Otomatik algılama yapmasını istiyorsanız da yine buradan açabiliyorsunuz. Sağlık hatırlatıcısı, su hatırlatma, hareketsizlik hatırlatma, ilaç hatırlatma buradan ayarlayabilirsiniz. Şurada saatimizi buluyoruz. Evet, şu anda saatimiz çaldı. Akıllı saatimizde kamerayı kontrol edebiliriz. Şöyle bastığımız zaman evet, birçok fotoğraf da çekmiş olduk. Ayrıca gördüğünüz gibi bakın bildirim geldi ve bildirim geldiği için de üstte dinamik adada şöyle mesajlarımız dönmeye başladı. Gayet de güzel arkadaşlar, bir özellik bu. Evet, devamında alarm buradan kurabiliriz istersek. Tabii akıllı saat üzerinden de alarm kurabiliyoruz. Ekran aydınlatmak için kolumuzu oynatma özelliğini buradan ayarlayabilir. Ayrıca çok önemli bir özellik, bu özelliğin çalışabileceği saat aralığını da buradan seçebiliyoruz. Çok önemli. Yani geceleyin yatağınıza girdiğinizde kolunuzu hafif oynattığınız zaman ekran yanmasın istiyorsanız bu saat aralığını belirleyebilirsiniz. Çok hoş olmuş burası. Her akıllı saatte yine yok. Hava durumu ayarları buradan. Benim kartım burada, çeşitli kart vizit ekleyebilirsiniz. Atıyorum WhatsApp'ınızın kare kodunu buraya ekleyebilir. Akıllı saatten başka insanlara gösterebilirsiniz. Yine Instagram vesaire öyle yapabilirsiniz. Ödeme kodum burada da çeşitli online ödemeleri destekliyor. Yine kare kodla. Tabii ki bu ödeme sistemleri bizde şu anda mevcut değil. Sık görüşülen kimseler, burada istediğimiz kişileri, rehberleri buradan ekleyebiliriz. Çok da güzel, birçok rehberi buradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda yerel müzik, burası önemli. Saatimizin dahili bir hafızası var. Bu hafızası sayesinde içine müzikler atabiliyoruz. Ayrıca buradan da müzik indirebileceğimizi söylüyor. Ben bir tane müzik indirmiştim bizim için. Evet, bir MP3'ün adını değiştirdim. Burada gördüğünüz gibi müzil diyor. Yani 40 karakteri geçmemesi gerekiyormuş müzik isimlerini. Şöyle ekledik, emin olmak dedik. Şu anda müziği saatimize atıyor. Biraz tabii yavaş atıyor, bilginiz olsun. Dosya boyutu yüksek, Bluetooth üzerinden attığı için biraz yavaş atabilir. Evet, bir süre bekledikten sonra müziğimiz saatimize atıldı. Hızlı bir şekilde göstereyim ben buradan size. Yerel müzik diyoruz ve buradan müziğimizi seçiyoruz.
Bu arada sesi gerçekten yüksek. Yakından göstermek istiyorum, dinletmek istiyorum. Evet, sesi çok yüksek. Gerçekten buzağına kadar denediğimiz sesi en yüksek akıllı saatlerin başında geliyor. Hem net hem de yüksek arkadaşlar. Bilginiz olsun, gayet de güzel çalıyor. Telefonunuz olmadan Bluetooth kulaklığınızı buraya bağlayıp müzikler dinleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik olmuş. Yerel müzik ekledik. E-kitap da ekleyebiliyorsunuz. Yine buradan indirebilip ekleyebilirsiniz. Onu göstermiyorum arkadaşlar. Devamında kayıtları buradan görebiliriz. Gördüğünüz gibi az önce saati incelerken bir kayıt almıştık. O kaydı buradan görebilir, telefonunuza kaydedebilirsiniz. Tema arka planı bu da şöyle oluyor. Şöyle girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi bir dünya arka planı var. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda müziğe girdiğimiz zaman da müziğin teması bu. Buradan da müzik arka planını değiştirebilirsiniz. Albüm, burası çok önemli bir özellik. Akıllı saatimize müziğin yanında bir de fotoğraflar ekleyebiliyorsunuz. Şöyle galeriye girdiğinizde buradan istediğiniz bir fotoğrafı seçip ekleyebilirsiniz. Fotoğrafları daha hızlı atıyor. Hemen akıllı saatimizi elimize alalım ve fotoğrafımıza bakalım. Buradan albüme giriyoruz. Burada fotoğrafımız geldi gördüğünüz gibi. Gerçekten fotoğraf, yani ekran kalitesi güzel olduğu için fotoğrafı çok güzel gösteriyor arkadaşlar. Sesli asistan ayarları yine buradan yapılıyor. Buradan varsa bir güncelleme yapabilirsiniz ve buradan da saatimizin bağlantısını koparabilirsiniz. Burada da kendi ayarlarımız bulunuyor arkadaşlar. Bu şekilde bir uygulamamız mevcuttu. Evet, bu videoda sizlere Watch 9 Elite modelimizi anlattık. Çok güzel bir akıllı saat arkadaşlar. Bu akıllı saati beğendiyseniz, videomuzu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca bizlere destek olmak için kanalımıza da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.